konuşuruz. Günün iki önemli maçı var. Trabzonspor maçına dönelim isterseniz. Evet, evet. İsabetsiz şutlar maça damgasını vurdu Trabzonspor adına. Uzun bir aradan sonra ilk kez berabere kaldı Trabzonspor. Evet, bu sene. E, 17 maçlık dönemde kez. hiç berabere kalmamıştı. Tabii. Orada e... malum takım. Bir ilginç istatistik daha vereyim. Bu arada şut haritası ekranda görüyorsunuz. Hepsi kırmızı, evet. bir tane yeşil evet. yok. Ne yazık ki. 20, 2014-2015 sezonundan bu 24. kez bir maçtan gol seçtikte ayrıldı Abdullah Avcı ve öğrencileri. Ve Abdullah Avcı böylelikle Aykut Kocaman'ı yakalamış oldu. Aykut Hoca da görev yaptığı dönemde e, gole dönük oynatmamasıyla bir dönem Fenerbahçe'de eleştirilmişti. Belki de haksız yere çünkü o sezonun en çok gol atan takımı Fenerbahçe'ydi ama öyle bir... E, eleştiri deyim yerindeyse yakıştırılmış Aykut Hoca. Şimdi Abdullah Hoca da Aykut Hoca'yı yakaladı. Siz devre arasında da Trabzonspor'un çok e, sakin bir futbolu tercih ettiğini, biraz daha enerjiye ihtiyaç olduğunu söylemiştiniz. Evet. E, bu ikinci devreye de yansımadı. Bu arada görüntüler Pendik Stadı'ndan. Pendik'te gençler de beşerlerle geliyor maça. Güzel görüntüler var gerçekten. Evet, evet. Pendik Sadı'da diyelim. E, bu hırsı, bu enerjiyi nasıl sağlayacak Trabzonspor? Yani Trabzonspor evet, bugün iyi oynamadı. Bunu kabul edelim. Yani Abdullah Hoca da mutlaka öz yapacaktır ama takımdaki oyuncuların enerjileri çok düşük. İşte Bielitsa döneminde yapılan kötü transferler. Fontas'a bakıyorsun. Ya bu oyuncu niye alındı? ve burada başkanı da e, Sayın Ertuğrul Doğan'ı da konuk ettiğimizde çok güzel şeyler söyledi. İlk kez bir başkanın, bir kulüp başkanının bu kadar öz eleştiri yaptığını gördük. O da öz yaptı. Hatalarımız oluyor. Hatalardan ders çıkarıyoruz öğrene öğrene artık e, bu işleri de kotaracağız dedi. Yani Bielitsa yani Trabzonspor'un büyük e, bir takım olduğunu, işte dört büyüklerden biri olduğunu e, çok anlamamış. Yani yaptığı transferlere bakıyorsun. Ya arkadaş hani tamam Orsic transferi e, tamam da yani o da sakatlandı. O da yok yani. Bu sezon bence oynayacağını çok düşünmüyorum. Pıçapraz bağ sakatlığı nedeniyle. Alınan oyuncuların yani çok kötü oyuncular ya. Yani Trabzonspor'un hangisi Trabzonspor'u ayağa kaldıracak? Hangisi oynayacak? E, Tekliç, Bakiç, yani Kurbelis, Fontas. Ya bunlar Anadolu takımları bile bu oyuncuları almaz ve maliyetli oyuncular. Yani bu oyuncuları Abdullah Avcı e, kapasiteleri, kumaşları belli. Ne kadar çalıştırırsa çalıştırsın Abdullah Avcı bu oyuncularla bir yere gidemez Trabzonspor. Trabzonspor bu oyuncularla bir yere gidemez Trabzonspor. Trabzonspor yine önceki sezonki oyuncularla e, yukarılara çıkmak zorunda. Trabzonspor'un bir kadrosu var. Önceki yıllara dayanı bir kadrosu var. Bunlar olacak. Onu açıyor. Pepe, Mendi transferleri zaten. Başkan açıkladı. Tribüne seyirci çekmek için yönetimin yaptığı transferler. Ya, bu oyuncuların e, mutlaka e, güçlere potansiyeller artacak ama diğer oyuncuların yardımcı olması lazım. Şimdi Vişka'ya bakıyorsun. E, çok ağırlaşmış. Top kaybediyor, koşmuyor. E, 90 dakika oynatsan iki tane orta yapıyor. Biri isabetli, biri isabetsiz. Yani skor eski, zaten. Eskiden, eski Vişka'yı yakalamak Tabii Eski Vişka'yı yakalayamaz. Eski vişçe, Başakşehir'deki viş, Vişka, Başakşehir'deki Vişka Tadiç gibi, Şimanski gibi oyuncuydu. Fenerbahçe'deki şu anki Gol atan, asist yapan oyuncular gibiydi. Ama artık onun da yavaş yavaş raf ömrü e, tamamlanmak üzere. Bunu kabul edelim. E, Trabzonspor, evet e, ağır oynuyor, yani yavaş oynuyor. E, çok e, öne gidemiyorlar çünkü takım koşamıyor da. Hı hı. Yani kenar beklerinden katkı alamıyor. Önde oynayan e, kanat oyuncuları e, çok verimli değil. Belki bugün trezege sakatlanmasaydı. Hem oyunu süratlendirip, hem şut atabiliyor, hem hızlı oynuyor. O Onatçı'ya daha çok pas verebilirdi. Nikola Pepe'nin acilen artık oynaması lazım. ki Bugün, bugün... süre aldı ama aldı. çok etkili değil. Etkili değil. Çünkü oynaya oynaya ritim yakalaması lazım. Abdullah Avcı'nın ilk 11'de oynatması lazım Pepe'yi artık. Ee, yoksa öyle 70'te koyayım. Çünkü takımda hı hı. E, yaratıcı oyuncu yok zaten. Ya, Abdülkadir Ömür'ün üzerine yüklenmiş omuzlarında bir takım var. O da ne yapacak? Yani savunmaya koşuyor, öne koşuyor, çok top alamıyor. Bir de yani, Mendiye herhalde. Men Mendi de işte bugün Berat çok kötüydü. Yani savunmanın önünde Trabzonspor'da bir tek Mendi vardı diyebiliriz. İşte Mendi o da kart gördü çok. Çünkü yoruldu da. E, hem yoruluyor. Olarak da hem rakip olarak. ataklarını keserken kart görmeye müsait bir mevkide oynuyor. Yani ön liberolar çok rahat kart görürler. Çünkü baskı yediğinde yani hı hı. E, orada bazen Rakibe faal yapıp e, kart al, al alıyorlar. E, Trabzonspor Siopis'i çok arıyor, onu söyleyeyim. Yani şu maç Siyopis'lik bir maçtı. Siopis pek çok açığı gideriyordu. Rakip ataklarını kesiyordu. Takım arkadaşlarının e, açıklarını gideriyordu. E, savunmanın önünde bir dalga kırandı. Şimdi baktığında Bielitsa hem kötü transferler yaptı. Hem de oyuncuları küst, bazı oyuncuları küstürdü. Kim bunlar? Siyopis'i küstürdü, Siyopis gitti. Bakasetas'ı küstürdü, Bakasetas gitmek istiyor. Yani Bakasetas'a çok iyi şartlarda sözleşme sunuluyor. Ama e, Bielitsa ile onu küstürdüğü için oyuncu kır, kırgın. Belli yani. Ama o yürekli oynuyor. Bugün Bakasetas olsaydı bambaşka bir Trabzonspor da izlerdik. Ama Bakasetas'ın iki haftası daha var. Dört maç kaçıracaktı. ikisi gitti. Bir an önce dönmesi lazım. Yani alternatif yok. Bakasitas'ın alternatifi yok. Gördüğün gibi orta saha zaten yumuşak bir orta saha siyopis gittikten Hep sonra e, kenar beklerinden katkalamıyor. Önde oynayan e, kenar oyuncularından Vişka'dan katkalamadı. İşte Trezege olmayınca e, orada oynayan e, Fountas'tan hiçbir katkalamadı. Niye aldılar bu oyuncuları gerçekten çok merak ediyorum. E, bu oyuncuları bir de yani göndermek de çok zor. Şimdi Enis Bardi Enis yani, Bardi ya girdi oyuna. O da bir şey yapamadı. Ya yani, bu takım 11 yani, Trabzonspor 11 çıkaramıyor şu anda. Yani maç kazanacak bir 11'i yok Trabzonspor'un. Ya gerçekten yok. Ya yani, bugün eğer e, o faul pozisyonuyla tek e, şut atabiliyorsa, kaleyi bulan tek şutu, Onacio'nun e, sayılmayan golündeki faul pozisyonuysa Trabzonspor oturup acilen düşünecek. Ya bu takım niye böyle? Niye biz bu kadar kötü transferler yaptık? Hani Son 3 transferi kenara koyuyorum. Diğer oyuncuları diyorum. E, kazanan 11'i e, bulabilmek için Abdullah Avcı gerçekten e, samanlıkta iğne arar gibi böyle bir 11 e, oluşturmak zorunda. Ve işte Fenerbahçe maçı da geldi çattı. Çok formda bir Fenerbahçe. Nasıl bir 11 çıkaracak? İşte Abdullah Avcı da denemeyi, deneyerek bazı oyunculardan e, vazgeçecektir mutlaka. Ee, ve Ocak ayında Trabzonspor transferi en hareketli takım olacaktır yine. Çünkü bu takımın bu takımın e, kale hariç bence Santrifor mevkiine de e, transfer ihtiyacı var. Kale hariç her mevkide Trabzonspor'un e, transferlere ihtiyacı var. Eğer ben işte Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olayım, ben Avrupa'ya e, gideyim düşüncesi varsa, hedefi varsa Trabzonspor'un e, Ocak ayındaki transfer dönemini iyi değerlendirmek zorunda.